Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Plak isimli oyunda tedavi modunu oynayıp Priyon bölümünü normal zorlukta nasıl geçebiliriz bunu göstermek istiyorum. Öncelikle kanala gelen abonelikler gün ve gün minik minik artmaya başladı. Bunun için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu teşekkür etmek istedim. Sonrasında da videoya geçişimi yapıyorum. Şimdi bunu tekrardan söyleme gereği hissediyorum. Priyon bölümünü normal zorlukta oynadıktan sonra bütün bölümleri tek tek normal zorlukta oynayıp diğer bölümlerin açılmasını sağlıyoruz. Sonrasında da zaten çok zor modda bölümler nasıl geçilebilir bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Herhangi bir gen kullanmadan oyuna başlıyorum. Şimdi operasyon merkezimiz benden seçmemi istiyor. Ben hemen Arabistan'ı operasyon merkezim olarak seçiyorum. Burada hükümet ortaklıklarını açıyorum. Alan yetkilileri görevlilerini oluşturuyorum. Şöyle oyunumu hemen hızlandırıyorum. Hızlıca puan toplayıp kısa sürede oyunu bitirebilmek için. Zaman zaman durduracağım yerler olacak ama başlangıçta özellikle dikkat etmeme gerek yok. Şimdi hastalık nerede ortaya çıktı? Fransa'da ortaya çıktı. Şimdi başlangıçta şöyle oyunu birazcık yavaşlatıyorum. Hastalığımız Fransa'da ortaya çıktı. Burada şunu yapmak gerekiyor. Priyon'da şu çok önemli. Priyon hastalığı yavaş ortaya çıkan bir hastalık. Yani inkübasyon süresi çok uzun, yıllar süren bir hastalık. Ama ortaya çıktığında da son derece ölümcül olan bir hastalık. Biz hastalığın ölümcüllüğüyle mücadele edeceğiz. Zaten görüyorsunuz burada ölüm oranı direkt son safhada, son aşamada. Şimdi burada o yüzden bizim hızlı analiz diye bir özelliğimiz var. Bu hızlı analiz bize şunu kazandıracak arkadaşlar. Bu sayede hastaların hızlı bir, daha doğrusu priyon hastalığının hızlı bir şekilde analizini yapıp aşı çalışmalarına ve önlemlere hızlı bir şekilde geçmemizi sağlayacak. Şimdi buradan bunu açıyorum ve heyeti hemen Fransa'ya gönderiyorum. Şu an analiz tamamlanmadığı için gördüğünüz gibi burada tepki kısmından herhangi bir şey yapamıyorum. Analiz şu an %12'de yavaş yavaş tamamlanıyor. Hemen İspanya'ya gönderiyorum. Fas'a gönderiyorum. Buradan hükümetlerden daha hızlı bir dönüş alabilmek için bu özelliğimi de açıyorum. Şu an zaten burada herhangi bir açabileceğim özellik yok. Avrupa'ya uyarımı veriyorum. Afrika'ya uyarımı veriyorum ve otoritemi daha doğrusu otoritemi güçlü tutmak için açmam gereken ilk özellik olan bu özelliğimi açıyorum. Bu sayede insanlar benim yaptığım uyarılara, uyguladığım karantinalara daha iyi bir şekilde cevap verecekler. Henüz analiz kısmı tamamlanmadığı için hala bir şey yapamıyoruz tabii ki. Hastalığın şöyle hemen çıktığı yerlere ekibimi gönderiyorum. Buradan hemen uyumsuzlukları azaltmak için ikinci özelliğimi açıyorum. Birazdan Afrika ve Avrupa'ya bir karantina uygulaması yapmam gerekecek. Şu an politikacılar bu hastalığın çok da önemli olmadığını söylüyor. Şu an analizimiz tamamlandı. Analizimiz tamamlandığı için gördüğünüz gibi burada özellikler açıldı. Burada da operasyon kısmında iki tane yeni özelliğimiz ve şurada da bir tane aşı araştırması özelliğimiz açıldı. Şimdi burada bu ilk açılan özellik diyor ki enfekte olduğundan emin olma özelliği. Bu sayede ne olacak? Bizim panikten dolayı otorite kaybı yaşamamızı engelleyecek. Birazdan zaten göreceksiniz. Priyon'da en önemli sıkıntı şu. Otoriteyi panikten dolayı hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Çünkü hasta olup olmadığınızı bilmiyorsunuz ve eğer hastaysanız ilerleyen safhada sizi kesinlikle öldürecek bir hastalık var ortalıkta. Ne oluyor bu sefer? Panik yapıyorsunuz. Panik yaptığınız için de otorite kaybına sebebiyet veriyor bu durum.
Analiz tamamlandı diyor. Şöyle Amerika'ya da gönderiyorum heyeti. Burada Avrupa'ya ve Afrika'ya karantina uygulaması başlatmam gerekiyor artık. Hemen şurada Afrika'ya da karantina uygulaması başlatıyorum. Burada aşı çalışmasına artık başlamam gerekiyor. Aşıya bir an önce başlamam lazım. Şöyle İsveç'te, Norveç'te uyumsuzluk artıyor. Büyük ihtimalle orada hasta sayısı fazla olmadığı için ondan dolayı yasaklara uymak istemiyorlar. Bakın mesela şimdi otorite kaybetmeye başladım. Otorite kaybetmemin sebebi panik. Panikten dolayı insanlar paniklediği için otoritemi kaybetmeye başladım. Benim hemen buradan 12 DNA puan toplayıp bu özelliği açmam gerekiyor. Ki toplandı. Hemen bu özelliği açıyorum. Bu sayede panikten dolayı otorite kaybım bir müddet azalacak. Sonrasında hastalığın yayılma hızı çok fazla olduğu için buradan yayılma hızını kırmaya yönelik hamlelerde bulunmam gerekiyor. Hasta çok fazla ölüm olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada aşı araştırmalarına ben başlıyorum. Aşı araştırmalara başladığım zaman şurada şöyle bir özellik çıkıyor. Bu priyon hastalığı konsantrasyon kaybına sebebiyet veren bir hastalık olduğu için hasta olan ülkelerde aşı araştırma hızının düşmemesi için benim bu özelliği açmam gerekiyor. Burada yeni bir özellik daha çıkıyor. Bu özellikte de şunu diyor. Diyor ki işte risk alıp diyor güvenlik kontrollerini bypass geçin diyor. Büyük bir risk diyor. Yani aşı çalışmalarının önemli bir ölçüde hızlandırmaya çalışın şeklinde bir özelliğim var. Ben o özelliği kullanmayacağım. Burada mümkün olduğunca bulaşma hızını kırıp ve aşı araştırma hızını arttırıp hastalıkta mücadele etmeye çalışmayı düşünüyorum. Burada neden dolayı otorite kaybı yaşadığıma bakıyorum. Yayılma hızından dolayı bir puan otoriteden düşmüş. Bu arada işte hastalık mutasyona uğradı diye bir haber var. Burada gelen DNA puanlarını hemen hızlı bir şekilde aşı araştırma hızına yatırım yapıyorum. Şimdi burada Amerika'ya da uyarı verip, bütün kıtalara uyarı verip artık tek tek hepsine karantina uygulamasını başlatacağım. Geriye Pasifik Asya'da karantina uygulaması başlatmak kalıyor. Hemen şuradan Pasifik Asya'da da karantina uygulaması başlatıyorum. Şimdi benim burada bu özelliği açmam lazım. Bu özellik hastalığın terminal yani son döneme ulaşmasını geciktirecek tedavi yöntemleri uygulamamı sağlayacak. Bu sayede bu hastalıktan ötürü ölümler bir miktar azalacak. Şuradan hemen bu özelliği açıyorum. Sanki oyunu hızlandırınca böyle daha fazla otorite puanı daha hızlı bir şekilde kaybediyormuşum gibi geliyor ama inşallah öyle bir şey yoktur diyorum. Şimdi burada hemen bir şuna bakalım. Otoritemizi neden dolayı kaybediyormuşuz? Yayılma hızı, panik ve 2 puan da ölümlerden kaybetmişiz bu zamana kadar. Şöyle ekibimizi gezdirelim. Bu ekibi gezdirmeyi sürekli ben unutuyorum ama siz unutmayın. Burada hemen ben
Terminal döneme daha da geç girmesi için bu ikinci özelliği de açıyorum. Panikten kaybettiğimiz otorite puanları artmaya başlarsa şayet hemen panik şurada yeni bir özellik olan panik nedeniyle otorite kaybetmemi engelleyecek özelliği açacağım. Bu sayede panikten dolayı kaybedilen otorite puanı azalacak. Şurada tekrardan hemen bir otoritenin neden kaybolduğuna bakıyorum. Gördüğünüz gibi yine panikten otorite kaybetmeye devam ediyorum son zamanlarda. Benim şu an hastalığın yayılma hızını kırmam lazım. Yayılma hızını buradan bu özellikleri açarak, paniği de buradan bu özelliği açarak kırmam lazım. Buradan hemen bu özelliği açıyorum. Fas hükümeti çöktü. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Biz elimizden geleni yapıp aşıyı hızlı bir şekilde bulup hızlı bir şekilde dağıtmaya çalışacağız. Burada hemen neden dolayı kaybettiğimizi tekrardan bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi panikten kaybettiğim puan azaldı. Yayılma hızı ve ölümlerden dolayı şu an puan kaybetmeye devam ediyorum. Ama şimdilik otorite seviyem çok da düşük değil. Yetki seviyem çok da düşük değil. Aşı tamamlanana kadar güzel bir seviyelerde kalacaktır diye düşünüyorum. Öyle olmasını umut ediyorum. Ölümlerden ve yayılmadan çok hızlı bir şekilde puan kaybetmeye başladım. Benim bir an önce aşıyı bulmam gerekiyor. Hastalığın ölüm oranı çok fazla şeklinde uyarı verdi. Zaten hastalık son evrede, yani son evreye ulaştığı zaman çok ölümcül olan bir hastalık. Normalde şuradan açacağım özellikler benim ölümcüllük oranını azaltmama sağlıyor hastanın ama bu özellikleri açar açmaz tekrardan eski haline döndüğü için o özellikleri açmak istemiyorum açıkçası. O yüzden yukarıdan hemen şöyle hızlıca aşı ile ilgili özelliklerin açılacağı yetenekleri açarak şu özelliklere ulaşmaya çalıştım. Şöyle bir bakalım aşı 72 güne hazır olacak şeklinde bilgimizi aldık. Şuradan aşı hazır olduğunda hemen hızlıca fabrikasyonunun sağlanması için gerekli olan özelliğimizi açalım. Buradan hemen bu özelliği açtıktan sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Aşı 49 güne hazır olacak dediği için buradan artık ben daha fazla otorite kaybetmek istemediğim için sansürler ve sahte haberleri ortaya süreceğim. Burada önce bu özelliği açıyorum. Bu özelliği açtıktan sonra sansürü açıyorum. Bu sayede otorite kaybetmem bir aylığına duracak. Ve ben o bir aylık sürede aşıyı bulmaya çalışacağım ki zaten şu an 35 gün içinde aşının
bulunacağını söylüyor. 30 gün sonrasında hemen buradan sahte haberler özelliğini açıp sahte haberler sayesinde bir 30 gün daha otoritemi koruyacağım. Zaten burada şu özelliği açtığım için ve şu iki özelliği açtığım için aşı bulunur bulunmaz üretime %90'larda başlayacağını düşünüyorum. Yani üretim kısmında sıkıntı çekmeyeceğimizi umut ediyorum. Şöyle hemen bir bakıyorum. Son 13 gün kaldı. Finlandiya bizim burada hemen yaptığımız sansürleri kaldırıyor. Hem burada bu sefer sahte haberler uygulamasına geçiyorum. Aşı gördüğünüz gibi bulundu ve %92-93'lerden hemen üretimine başlandı. Dediğim gibi üretim kısmında bir sıkıntı çekmeyeceğimizi söylemiştim. 5 gün içinde de üretim tamamlanacak. Burada yüksek puan alabilmek için hemen yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Karantinaları tek tek kaldırıyoruz. Buradan tek tek karantinaları kaldırıp elde ettiğimiz puanlarla buradan gelip otoritemizi yükseltecek özellikleri açıyoruz. Böylelikle otoritemiz gördüğünüz gibi 80'e kadar yükseldi. Aşımız tamamlandı. Birazdan bütün dünyaya yayılacak. Şöyle dünya genelinde bir bakalım. Yaklaşık 32 milyon ölüm olduğu için çok fazla bir puan kazanamayacağız diye düşünüyorum. Ama en azından normal modda oyun bu şekilde geçilebiliyor. Özellikle Afrika bölgesinde çok fazla ölüm var. Bu bizim çok fazla puan kaybetmemize sebep olacak. İtalya sahte haberleri ortaya çıkardı. Artık çok da sorun değil. Zaten aşıyı ben dünyaya dağıtmaya başladığım için burada herhangi bir otorite kaybı yaşamıyorum. Ve aşı artık tüm dünyaya yayılıyor. Buraya kadar izlediyseniz videoyu hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım benim yaptıklarımı yaparak siz de bölümü rahat bir şekilde geçebilirsiniz ki geçersiniz diye düşünüyorum. Bölümü geçmeye yardımcı olduysa, videoyu beğendiyseniz ve sonraki bölümleri nasıl geçireceğini de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Artık dünyanın geneline aşıyı dağıttık. Son 100 hasta. Artık hasta kalmadı. Hastalık dünyadan silindi. Bu sayede oyunu kazanmış olduk. Şöyle bir hastalık grafiğine bakalım. Görüyorsunuz ölümcüllük oranı son seviyede. Şöyle ölüm sayısı bayağı fazla. Burada karantinaya alınan popülasyon oranını vesaire falan görüyorsunuz. 349 günde hastalığı ortadan kaldırmışız. 32,5 milyon insan ölümüne sebep olmuş. Ve bu şekilde normal modda bu bölümü geçmiş olduk. Sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.